Allah'ım neler oluyor? Merkür Retrosu mu var yoksa? Ben seviyorum Hasan'la Atilla'yı ya gerçekten. Yeter artık yeter demek istiyorum. İzlerken sinir geliyor bana çünkü. Pardon siz kimsiniz acaba? Bir güzel söz söylemedi, bir güzel bakış atmadı. Biri haddini bildirmesi gerekiyor. Acilen. Tabii ki de saldıracaktı. Bence de iyi yaptı. Televizyondan saldırası mı geliyor Reha'ya? Sandık kokusunu çarşamba günü kaçırmayın diyorum. Herkese merhaba, hepiniz Show Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu, bugün konumuz sandık kokusu. Yine çok heyecanlı bir bölüm izledik. Karsu ve Atilla ayrıldı. Gözyaşımız pıt, kalbimiz çıt. Hemen hızlıca ne olmuş da bir hatırlayalım ve bizi şoke eden o fragmanı konuşalım. Çünkü fragmanda Atilla diyor ki Karsu'ya, Reha senin için daha uygun. Ama Allah'ım neler oluyor? Merkür Retrosu mu var yoksa? Neyse şimdi hızlıca oraya geleceğiz. En başa dönelim. Ne oldu bölümde? Biliyorsunuz Filiz en son gerçekleri öğrenmişti. Karsu annesine Hasan'la ilgili her şeyi anlatmıştı. E tabi Filiz çok sinirlendi ve Hasan'a dedi ki artık seninle görüşemem. Yani tabi böyle demedi de hareketleriyle belli etti. Ama Hasan ağa ne yaptı? Vazgeçmedi. Filiz'e kendini affettirmek için bu bölümde elinden geleni yaptı. Hatta en son kendisine böyle patlıcan, domates yolladı. Biz de anlam veremedik. Hani bu romantikliğin kaçıncı seviyesi diye. Filiz tabii ki Hasan'a asla yüz vermedi. Hatta Karsu'ya dedi ki ben onunla görüşmeyeceğim. Sen de Atilla ile bir daha görüşmeyeceksin. Hiç işimiz olmaz onlarla dedi. Tabii bu olayı şimdi bütün aile öğrendi. Türkan, Irmak hepsi şok oldu. Ama en güzel tepkiyi yine kim verdi? Türkan Sultan verdi. Hemen o muhteşem beddualarını bir hatırlayalım. Bir de o kadar acı yedirdi bana. O acılar bir yerlerinde paralansın inşallah. İnşallah. Kebapçısı daha ilk günden batsın. Amin. O yaptığı kebaplar daha ocak başındayken kahrolsun mahvolsun. Tez zamanla. Ya siz neymişsiniz böyle ikiniz ya? Teyze senin bu beddua skalan ne kadar genişmiş. Birine beddua etmek istediğimde özellikle Türkan'ın ettiği beddualar, hakaretler var ya böyle bölümlerde onları derleyip o şekilde bir beddua skalası oluşturmayı düşünüyorum. Bizim de şu an Hasan ve Atilla'ya karşı duygularımız böyle demek isterdim ama değil. Ben seviyorum Hasan'la Atilla'yı ya gerçekten. Yani böyle romantikler, tatlılar bilmiyorum. Yani mafya olmaları gerçeği dışında beni çok rahatsız etmiyorlar. Zaten Karsu da bu bölümde bir yelkenleri suya indirdi. Yalan mı? Değil. Hemen şu romantik sahnelerini de şuraya bir koyalım. Şimdi Atilla kendini böyle affettirmek için bütün tuşlara basıyor. Karsu'ya diyor ki beni affet, bana tekrardan güven diyor. Hatta özel bir yemek organize etti. Mert de ona yardım etti. Sahneye çıkıp şarkı falan söyledi. Gerçi sonra sahneden düştü de neyse o detayı biz hiç hatırlamayalım. Böyle güzel güzel anlar yaşadılar. Aa bu arada bölümün asıl bombası neydi? Atilla ile Lale boşandı. Lale de boşanmak için para aldı Atilla'dan. Bunların Reha ve Lale'nin gerçekten yüzsüzlüğü beni bir miktar rahatsız ediyor mu? Ediyor gerçekten. Hele Reha, ay hala Karsu'ya karım diyor. Hala yeter artık yeter demek istiyorum. İzlerken sinir geliyor bana çünkü. Yani Reha bu diziyi izlerken bana Bahar'ın en son bölümde Yasemin Sakallıoğlu'nun bir sahnesi vardı hatırlıyorsunuzdur. Diyordu ki ben aşktan tiksiniyorum, erkeklerden nefret diyordu. Tam olarak o sahneyi yaşıyorum Reha'yı izlerken. Yani beni bir soğutuyor, yalan yok. Şimdi Lale tabii boşandı Atilla'dan da Reha ile ikisi tabii ki artık işbirliği yapıyorlar abi kardeş. Atilla ve Karsu'yu asla bir araya getirmeme kararlılar bunlar. Lale bir taraftan saldırıyor, Reha bir taraftan saldırıyor. Şimdi bir de Lale siteye taşındı abisinin yanına. Bir de işte orada böyle insanları örgütlüyor ki işte ilk Filiz'den başlıyor. Onlara hesap soracakmış da günlerini gösterecekmiş de. Pardon siz kimsiniz acaba? Lale'ye buradan sesleniyorum. Çok sinir oldum çünkü gerçekten bu bölümde. Hayır adam seninle zaten formalite icabı evlendiğini söyledi babası yüzünden. Asla sana seni seviyorum demedi, sana aşığım demedi, bir güzel söz söylemedi, bir güzel bakış atmadı. Sen hangi hakla kendinde böyle bir hak görüyorsun acaba Lale? Ve Reha, sana da söylüyorum. Kadın senden boşanmış, artık kendi yoluna bakmış. Acilen bu abi kardeşin böyle biri haddini bildirmesi gerekiyor.
acilen. Buradan sesleniyorum yetkililere. Şimdi Lale bir taraftan bunları yapıyor. Reha bir taraftan Atilla'ya işte bir şeyler söylüyor. Karsu'ya işte gidiyor, hala onu ikna etmeye çalışıyor falan. Ama tabii bu sırada arka planda Atilla ve Karsu'nun aşkı karşı konulamaz bir şekilde ilerliyor. Hatta kendileri bu bölümde bayağı bir yakınlaştılar. Hemen şu ateşli sahneleri de ben konuşurken arkada bir izleyelim. Evet ama işte maalesef bunun üzerine Reha geldi böyle acılı şalgam döktü yani. Ne yaptı? Hemen o sahneyi bir izleyip kısaca hatırlayalım. Kardeşimi bırakıyorsun. Bu üç çocuğu olan kokmuş, kadayıf olmuş. Karşıya mı dönüyorsun ya? He? Abi yapma. Ne diyorsun lan sen? Ya diyorum ki bunu ben beğenmemişim. Sen mi beğendin ya? Abicim öldürürüm seni. Yok yok öyle. Öyle konuşulur mu ya? Öldürürüm öldürürüm. Ben zaten benim hevesim kaçtı ya. Lan! Kapatırım lan seni. Kapatırım lan seni. Kapatırım lan seni. Lan! Kapatırım lan! Atilla! Adamın sonuçta sevdiği insana böyle şeyler söyledi. Ne yapacaktı? Omzuna böyle bir iki tane vurup da tamam mı diyecekti. Tabii ki de saldıracaktı. Bence de iyi yaptı. Ama ne oldu? Tabii ki zaten Reha'nın planı buydu. O sırada Tılsım geldi gördü. Zaten Tılsım'a da gel demişti 5 dakika sonra Reha. Hani o ortamı görsün ki Atilla kötü durumda kalsın diye. Ve tabii ki beklediği de oldu. Karsu çok sinirlendi kız o anlara şahit oldu diye. Ve Atilla'ya çok sert çıktı. Atilla da ama hiç beklemediğiniz bir şey yaptı. Önce kendini ispatladı. Kayıtları gösterip de Reha'nın dediklerini Karsu'ya dinletti. Karsu tabii pişman oldu yaptığına ama Atilla ne dedi? Ben bana güvenmeyen bir insanla birlikte olamam dedi. Hadi buyur. Ayrıldılar. Yani şimdi biz ne güzel bunlar tam barıştı demiştik ki yine gözyaşımız kıt bir ayrılık çaldı kapıyı. Karsu burada çok meşhur bir sözü söylemek istiyorum. Fazla Laz ne yapar? Aşık usandırır. Ne yazık ki. Şimdi Karsu'da tabii haklı sebepleri var. Oraları tartışmayacağım ama Atilla'ya da bir üzüldüm ya. Hani affetsin artık diyordum ben. Bir güvensin yani. Bir de söz konusu Reha. Reha olunca bir durup düşüneceksin ve her zaman diyeceksin ki bu kesin bir şey yapmıştır ya. Nasıl inanırsın Reha'ya? İşte sonra ne oldu? Finalde böyle bir ayrılık çanları çaldı. Sonra biz bunun üzerine ne yaptık? Fragmanı izledik. Zaten asıl bizi şaşırtan kısma şimdi geliyorum. Çünkü fragmanda şunu görüyoruz. Öncelikle Hasan ve Filiz cephesindeki olayı ele alalım. Şimdi biliyorsunuz en son Irmak ne yapmıştı? Adnan'ı içeri attırmıştı. Bunların arasında artık resmi bir savaş başlamıştı. Adnan da ne yaptı? Meğerse yıllardır Irmak'a gizli gizli belgeler imzalatıyormuş. Irmak'a bir sürü borç yıktı. Irmak yine ne yaptı? Hem kendisinin hem ailesinin başını belaya soktu maalesef. Yani bela çeker bir karakter kendisi bence. Filiz de tabii kızına kıyamadı. Dedi bir şekilde öderiz borcu. Evleri satacağım dedi. Fragmanda ne görüyoruz? Evlerin alıcısı Hasan. Zaten bekliyordum bu arada bunu. Hasan'ın bir kurtarıcı olarak gelip de bu olaya el koymasını. Bakalım Filiz bu durumu fark edecek mi, fark etmeyecek mi? O evleri satacak mı Hasan'a? Sonuçta evleri Hasan alırsa tabii ki Filizleri çıkarmayacak. Yani bir şekilde yine onlara yardım edecek. Ama zaten Filiz bunu asla kabul etmez duyduğunda. Bakalım neler olacak, duyacak mı? Şimdi ilk merak ettiğim soru bu. Şimdi gelelim bizi en şaşırtan konuya. Karşı senin için daha güvenilir olan insan Reha. Hoşçakal. Tanıtımda biz Karsu ve çocuklarını ellerinde valizlerle Reha'nın kapısında görüyoruz. Ve Atilla'nın ağzından şunları duyuyoruz. Reha sana daha uygun. Git Reha'ya diyor resmen Karsu'ya. Şimdi bir dakika neler oluyor? Atilla bunu niye dedi? Hadi Atilla bunu dedi diyelim öfkeyle. Karsu niye çocuklarını alıp Reha'nın kapısına gidiyor? Yoksa bunlar barışıyor mu? Yoksa her şey tersine mi dönüyor? Bir tabii izlerken şok oldu. Umarım öyle bir şey olmaz. Gerçekten ben Karsu'nun hala bu kadar yıl Reha'ya nasıl katlandığını izlerken düşünüyorum. Hani şaşırıyorum izlerken. Çünkü katlanılmaz bir insan gerçekten. Hani izlerken böyle tüylerim diken diken oluyor bazen. Böyle televizyondan saldırasım geliyor Reha'ya. Şimdi Karsu tekrardan ona geri dönerse ben bir şok.
Ben bir şok. Öyle bir şey olmasını asla istemem. O yüzden şimdi bu bölümde merak ettiğimiz iki soru var. Bir, Filiz ve Hasan arasında neler olacak? Bu ev satma olayı var. Gerçekleri öğrendi. Filiz hala affetmedi Hasan'ı. Hasan neler yapacak? Nasıl hamlelerde bulunacak? Şimdi ilk merak ettiğimiz konu bu. İkincisi de işte Karsu Reha'ya mı dönüyor yoksa? Ve Atilla ile tamamen her şey bitiyor mu? İşte sezon finaline doğru giderken işler size çok karışacak demiştim. Karışıyor ve karışmaya devam ediyor. Bakalım neler olacak, merakla bekliyoruz. İzleyip göreceğiz. Ne zaman yanıtlarımızı alıyoruz biliyorsunuz ki çarşamba akşamı. O yüzden Sandık Kokusu'nun çarşamba günü kaçırmayın diyorum. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.